Bunda mı iyi? Bunda iyi. Burada daha iyi. Araba çekiyormuş. Burada da otomatik de daha iyi. İçinde su görünüyor. Su görüyor. Şimdi de bakalım. Hala su dolu. Depo su dolu galiba. Depoyu hepten boşaltması gerekiyor. İşte iyice tıkanmış. Pas su, halen su var bunda bak. Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Çamur su. İçine de hava. Bak, yaklaştı kamerayı. Şu parmağımın, baş parmağımın ucunda sente var. Sente de yerine oturması gerekiyor. Oturması da kapak hava alır. Ara çalışmaz. Bakın böyle çeviriyoruz daha sonra. Bak kilitlendiği zaman tamam. Bunların en zoru A fitnesi olan kare olanlar zor oluyor. Biraz da ev çözüyor, kolunuzu yakıyor, iyice pişiriyor. Hiç unutmam bunu. Aracından gelen Ferhat abi ev su soğuttu. Tabi fındıkçılar geliyormuş, öyle fındık topluyorlar. Fındıkçıların arabaları hep sorun oluyor acaba. Niye acaba? Sahipleri. Bizde depoya su mu giriyor yoksa mazot, sulu mazot mu kullanıyor? Bilemiyorum. Şimdi buraya da gelelim. Şu da. Kaç atar? 5. Fidenin altına bakıyoruz. Su var mı diye. 1250. Bir de 2 çay. Fidenin içi boş gibi. Nasıl fındıklar? Var mı Efe? İyi. Şuna bakın. Tamamen su. Su akıyor. Sayılmaz. Fitlerin içi suyla dolmuş. Bu motorun pompası pert olur bu şekilde. Halen akıyor. Geri mi akıyor? Hala su akıyor, hala bak. Şu konuşuyor ki hepsi. Su. Hep su. Sen buna su mu koydun madot diye dayı? He? Yok. Petrol nereden alıyordu he? Ya. Önce az madot gelmeye başladı anca. Fitreydi. Maşallah hayatımda gördüğüm en sulu araba. Suyla çalışıyorsa çok şanslısın vallahi. Ucuz olur bu da. Fitreyi hep sök. Hep sök. Neyi? Fitreyi mi? He başka da. Fitre yeni değiştirdim diyor. Olsun sök sök. Tamam fitre getirin. Dün değil. 13-19 şampiyon. Tabi yeni değiştirdim dedim mazotunu. Şimdi mazot şu hala ya. Biraz su karışık. Su yalaması da. Bulanık bir de. Kir de akıyor. Belki ne oldu? Motoru suyun çoğu aktı aşağı. Motor atarız ortasına kaldı. Karakolunu açtı kaldı motoru. Bak bıraktı. Tam iyi. Ondan sonra çağırdı mesela bir usta.
Geldi beni orada çalıştı, tamirine götürdü sanayi oraya. Hı. Bir açtı abi, tam 10 litre su içinden çıktı deponun içinden. 10 litre sıra su aktı. Allah. Sen diyor buraya nasıl geldin diyor adam. Dedim geldi. Arkadaş mazot zaten pahalı satılıyor. Bir de su mu doldurlar içine ya? Ya yemin ucuz bak şimdi yalan oluyor. 10 litre su çıktı. Allah. Başlı bakıyorum 10 litre. Vallahi aldığımız yere çok dikkat etmemiz lazım. Hele şey şu zamanda. Ya her yerden alıyor. Terbiyesizlik. Ya. Kardeşim mazot çıkmış. Cennet tarafını ya aradık temiz olsun. İyi olsun diye kapağını yaptık. Mazot aldık. Kapak öbüründe. Kapak burada. Yani oğlum sende ne iş var bunun? Sen verdin. Adam dese inanmazdım. Kendim oradayım çünkü. Açtı telefonun altını. Akıyor. Devamlı su akıyor. 10 litre oldu. Hala akıyor. Bak o yarı. Adam diyor sen de buraya nasıl geldin? Çapışmış geldi işte. Gel oraya geldi işte. Karakolun karşısına vardım orada kaldım. Şimdi çevireceğiz. Cülük etti. Tamam. Öyle. Tamam. Kendi orada kalan fitnelerden biri. Korunuz bir de yanmasa şartına bas Yakub'u sever. Marşubat. Bas bas. 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 Tamam. Bas. Tamam. Gazı sersene gazı. Bas.
Çek baksın. Farkı biliyor farkı. Evet arkadaşlar, şimdilik sıkıntı yokmuş. Yani yolcularla deneyecek. Zaten gördük, iyice tıkanmış. Sadece deponun derinde delik olabilir, su girmiş olabilir. Depo aşağı inmesi gerekebilir. Evet. Yakıt sistemi iyileşti. Gaza basınca duman yapıyor, siyah duman. Yani yakıt çok iyi gidiyor.